Efendim herkese mutlu, huzurlu bir gün dileyerek bugünkü programımıza başlayalım. Tabii ülke gündeminin yine bugün ana konusu bakıldığı zaman bir adli konumuz var. Ülkenin dört bir yanında çünkü sıkıntı yaratan bir konu bu sahte reçete konusu. Bununla ilgili yine Mausa'da, Güzelyurt'ta, Lefkoşa'da mahkemeler oldu. Yeni tutuklamalara kısa ek tutukluluklar verildi. 8 gündür de tutuklu olan bazı isimler teminatla yargılanıncaya kadar serbest kaldı. Süreç devam ediyor tabii. Akşam saatlerinde aniden yeni tutuklama haberleri geliyor. Dolayısıyla sürekli gündemde sıcak bir konu olarak kalıyor. Bunun yanı sıra Türkiye Eğitim Bakanı burada. Önemli bir ziyaret. Dolayısıyla yine gündemin öne çıkan konularının başında geliyor. Çünkü eğitim de zaten başlı başına tartıştığımız konular. Ve tabii ki siyasi bir konumuz var. Kıbrıs sorunuyla ilgili. Kıbrıs Türk Devleti vurgusu, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kuzey Kıbrıs'ın varlığının gözlemci olarak olması ve burada belki de ileriki dönemde Kıbrıs Türk Devleti olarak var olabilme noktası tartışılıyor. Türkiye'de en önemli isimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türk Devleti vurgusunu yapıyor. Son 2 gündür bu da yine ülke gündeminde tartışılıyor. Bizim bugün konumuz biraz daha bizi ilgilendiren yani yerel konular üzerinden gitmeye çalışacağız elbette. Çünkü bir belediyeler reformu oldu. Belli bir de zaman geçti. Yansımalarını görüyoruz. Elbette belediyelerin kendi içlerinde her birinin ayrı ayrı farklı sıkıntıları olabilir, farklı gündemleri olabilir elbette. Bu nedenle hem genel bir bakış açısıyla bugün belediyelere yaklaşalım istiyoruz, hem de özelde biraz Güzelyurt Belediyesi'ni konuşalım. Belediyeler Birliği Başkanımız, aynı zamanda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biraz genelden başlayıp özele gireyim. Çünkü bu belediyeler reformu yapıldı. Her şey süt liman gibi bir algı ortada duruyor ama belediye başkanlarıyla vesaire konuştuğumuzda bir takım sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar var, işleyişle ilgili sıkıntılar var. Genel olarak nasıl değerlendirirsiniz gelinen süreci? Yaşanılan ana sorunlar var mı? Varsa nelerdir bunlar? Şimdi tabii ki bu ülkenin reforma ihtiyacı vardı ve bir reform hamlesi yapıldı. Doğrusuyla, eksiğiyle, yanlışıyla bir noktaya gelindi. Tabii bundan sonraki süreçte bu reformun vatandaşa olan yansımalarını hissedebilmemizdir. Şimdi reform dediğiniz olay yansıdığı müddetçe geçerliliği veya toplumda algısı Tabii. reform hamlesine ihtiyaç oluşturur. Şimdi bir kere mali boyutunda belediyelerin nüfus sayımları yapılmadan, gerçek bir nüfus boyutunu olmadan mali sorunlarının net cevabını bulmamız mümkün değil. Tabii bunun ötesinde de Ona bir parantez açacağım. Nüfus sayımını biz anladığım kadarıyla ben geçen gün Sayın Başbakan söyleminden bir projeksiyonla belirleme noktasına Evet. geleceğiz. Uygun olur mu öyle de? Yani Şimdi tabii kapalı sayma da her saydığımızda şikayet çıkıyor ortaya. Şimdi Aytu Bey şöyle bir şey. Bir kere nüfus sayımı 10 yıl önce, ya 10 yılı geçti. Evet. Doğal olarak yasamız bize zorunlu Yapılmasını. sayımı emrediyor. Tabii biz son sayıma giderken de bundan sonra sayılmayacak noktasında bir çalışma. Aslında nüfusun bir ada ülkesinde bilinmemesi ve bunun üzerine siyaset konuşmamız doğru bir yaklaşım değil. Önce bunu ortadan kafamızdan silmemiz. Yani bir kere nüfus öyle görüldüğü gibi bilinmemezlik bir denklem değil. Kapılarımız belli, girişlerimiz belli, Evet. dünyadaki bilgi teknolojileri bunu rahat rahat bir de çözer. Önemli olan insanların burada yerleşim alanı noktasındaki pozisyonudur. Çünkü bizim küçük ülke olmamız, bir ada ülkesi olmamız, insanların değişik alanlarda yerleşim alanları var. Yani adamın Girne'de de evi var, Lefkoşa'da da var, Güzelyurt'ta da olabilir veya Güzelyurt'ta Girne'de de olabilir, Lefkoşa'da da olabilir. Ama bu demek değildir ki yaşam alanını o Orada yapar. yapar. Doğal olarak bu beyana dayalı bir yapıdır. Yani demektir ki biz yerleşim noktasında beyana dayanı bir sisteme dönmemiz gerekiyor. Yani vatandaşlar gidecek, oyu hangi bölgede kullanacaksa
seçmenini, yerelini, oyunu nerede kullanacaksa veya nerede öncelikli yaşam alanı belirlemişse beyanını yapması gerekir. Buradan başlamak gerekir. Ama orada zaten burada, biz burada takılıyoruz. Şöyle ki örneğin Güzelyurt'ta örnek verelim. Birçok insan Gönyeli'de yaşıyor ama ben diyor Güzelyurt'taki şeyimi kaydırmam ben Gönyeli'yim. Demek ki orada o tercihi kendi yapmalı, evet. Yapmalı yani. Yapmalı yani. İnsanlar demek ki adrese dayalı sistemin, adrese dayalı dünyada olduğu gibi. Yani bugün her insan istediği yerde, mesela Türkiye'ye bakıyoruz veya de iki adresi var. Bir öncelikli adresi var, bir de ikinci adresi var. Köyüdür, yazlığıdır vesaire. Yani iki adresli de yaşayabilme şansı var. Tabii önemli olan buradaki o paylaşımı belli bir noktaya girmemiz. Eğer ülkemizin koşulları, ülkemizin dağılımı iyi yerleştiremezsen, gelişimi de ülke genelinde geliştiremeyeceğine göre paylaşımda, yani yerel gelirlerdeki payın da o kentlere, o bölgelere yönelik destekleme ihtiyacı var. Yani örneğin Karpaz'ı siz yok sayamazsınız. Veya Yeşilırmak'ı yok sayamaz. Orada... Ama önce diyorsunuz ki bir nüfus çıksın ortaya. Evet. Yani bu elzemdir. Evet. Önce, sayılmak evet, lazım. Yazdım. Çünkü bunu da mekansal adres sistemi ki son toplantılarla bir noktaya gelin. O Max projesi. Evet, Max projesi. Şimdi zaten planlar yerleştiği adresler belirlendi. Artık bundan sonra bilgi işlemin yerine yerleşim beyanlarını ve direkt Max'tan görebilmeliyiz. Zaten o sisteme oturursa tüm belediyeler kendiliğinden bitecek zaten. Evet. Çünkü burada sadece önemli olan yerel yönetimlerin bana göre ikametgah boyutuna, bilgi işlem merkezlerine bağlı bir sistemin içinde de dahil edilmesi. Yani şimdi adrese dayalı sistemi kim belirleyecek? Eğer dersek ki merkezi yapı yapacak, bir yanılgının içine nedir? Demek ki bunu kim yapacak? Yerel yönetim yapacak. Evet. Doğal yetkilerin yereldeki belediye. Biz reformla bunu hedeflediğimize göre yerinden yönetim noktasındaki belediyeleri bu nokta sorumluluğunu da kendi üzerine koymalı. Ve çünkü sizin adresinizi değiştirme şansınız yok. Beyanı yapacaksın, adresini belirteceksin, abonen olacak, subabonen olacak, su saatin olacak gibi seçmen boyutun olacak. Hepsi bunu gördüğüne göre doğal olarak insanların gerçek anlamda yaşam tercihleri belli olacak. Yani burada yaşam... Her kentin şeyi belli olacak. Yaşam yani. Tercihinin bilecek. Yani şimdi benim bu kadar nüfusum var diyerek de bu yola devam etmemiz mümkün değil. Ama biliyorsunuz turistik tedbir, turistik bir olay söz konusu. Evet. Okul olayı var bizde. Evet, İki tane büyük üniversite. Nüfus çoğunluğunun, yoğunluğunun oluşabileceği iki sektör var. Bir de çalışma. Çalışma izni zaten belli bir noktada azalan bir süreç değil. Ama bizim için turizm ve şey öğrenci boyutu büyük. Doğal olarak kendi sistemi içerisinde bunu aşmanın yolu bulmamız gerekir ki reformun doğru hedeflenen bir noktaya ulaşmasını sağlamamız gerekir. İşte bunları yapabilirsek yerel yönetim anlamında bir mesafeyi kat etmiş oluruz. Tabii idari boyutunu da ele aldığımız zaman idari yapılar. Ama bu Mars projesiyle ilgili çok azdı şey galiba yani sisteme bir yok, değil, iyi bir noktaya geldi. %70-80'lere tamamlanmak üzere. Mesela Güzelyurt'un haritası alanında %90'ı yerleşti. Mesela Değirmenik Belediyesi yerleşti. Ama bireysel hamlelerle yok. Yani adrese dayalı sistemi beyanla olacak bu. Yani ben gidip de yazarak olmuyor. Kişi kendi beyanını ortaya koyacak. Bunu o zaman beyan nokta. Şimdi siz Güzelyurt veya Lefkoşa veya Girne veya belediyeleri beyan, herkes beyan zorunluluğu deyip de giderseniz zaten bir haftada da biter bu iş. Herkes bir hafta içerisinde gider beyanını verir. O nüfus neredeyse her gerçek noktada bulmuş olur. Ama bu birinci boyutu. Biz onu yapmıyoruz ama öyle yapmıyoruz. Daha o noktaya gelmedik. Doğal olarak bu yetkinin yasal düzenlemelerle bunu aşmanın yolunu bulmamız gerekir. Bizim genel belediyelere bana göre bir an evvel nüfus yetki ve yerleşim noktasındaki boyutu. Çünkü ha şimdi beni bir müessese yaratıp muhtarları da bu konuya sokarsanız o zaman onu üzerine her muhtarlığı oluşturacaksınız. Başka bir devlet yani bir yapı oluşturacaksınız ve bunu oluşturacaksınız. Yani doğal olarak bunun için en pratiği yerel yönetimlerin, belediyelerin bu konuda oturmuş kadrolarını kurumsallaşmaya doğru hedeflenen bir yapıda bunu aşmanın yolunu bulmamız gerekir ki dünyada da bu böyle oluyor. Yani bir yasal yetkilendirme bekliyorsunuz. Evet, burada evet önce bunu karar verecek. Siyasi erk. Yani şu anda bu proje İçişleri Bakanlığı elinden gidiyor. Evet. Diyorsunuz ki bunu belediyeler eline verin.
Evet. Tamam. Yani belediyelerde bu konuda toplantılar yapılmıştır. Bu konuda da istenen, arzulanan bu noktada olursa bu sürat kazanır. Çünkü sonuçta faturalamalar var, adresler var, evler var, bizim imar bölümleri var ve bilgi işlemi doğru bir zemine oturmanın yolunu bulacağız. Bu ki, olursa da nüfus ortaya çıkar. Evet. Ona göre devlet katkıları şunlar bunlar. Daha adil dağılmasına yönelik bir yapı ve bu da gündemde kal. Ama yani nüfusu turizme dayalı veya öğrenci sektörüne dayalı bir sistemin içinde de hangi bölgede üniversite ve şey varsa o bölgedeki nüfus pozisyona sokarsanız kırsaldaki diğer bölgelerde büyük bir çöküş yaradı. Evet. O zaman onlara başka bir şey. Gerçi biz bunu biliyorsunuz yasamızda yüz ölçümü de dahil ettik. Evet. Yüz ölçümü de dahil ettik. Paylaşımcı modeli koyduk. Ama dediğim gibi bunu biraz daha bilimsel ele alıp her noktaya eşit hizmeti taşıyabilme noktasında gitmemiz gerekir. Bunun yanında tabii yapmamız gereken bazı ödevleri de var. Bunu da ortaya koymamız gerekir. Gerek su yönetimi ve katı atık yönetimi noktasında da birlikte hareket edebilecek ve maliyetleri aşağıya çekecek bir sisteme doğru gitmemiz gerekir. Mesela bu konu kangren gibi. Evet. Katı atık, kangren. Su gerçi bir şekilde işte akıyor. Yani en azından atıktaki su. Ama maliyetlere baktığında maliyetlerde büyük dengesizlik var. Doğal olarak tek elden ulaştırıp ülkenin tümünün paydaşı olacağı. Bu sokak ışıkları için de geçerlidir. Yani biz artık daha bütünlükle, daha mega projelerle insan odaklı ve bugüne kadar tartıştığımız, uzun süre tartıştığımız konuları bitirmemiz gerekir. Yani biz hala daha buralarda sokak ışıklarını konuşmamalıyız. Evet ama işte insanların da en önemli gündem konusu. Evet, yani siz sabah akşam giderken çemberin veya karanlık bir bölgeye girdiğiniz zaman siz orada bir anda tepkisel bir hamleyi yaparsınız ve biz bunu maalesef bugüne kadar da hala işte, daha da yapamıyoruz. Hükümetlere baktığınızda biz bu yetkileri verdik belediyelere artık oradadır top diyerek farklı bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi orada doğru veriyor. Veriyor ama sürdürülebilir bir verme değil o. Yani sürdüremeyeceğin bir verme almaya taşıyamazsınız. Bu da işte belediyelerimizin tepkisiyle karşılaşıyor. Şimdi belediyeler, şimdi vatandaş bu ekranlarda bilmesi gereken şu. Kıptek 37 ile 40 lira arasında bir sokak gideriyle ilgili bir para alıyor. 37 TL aylık her abonede. Evet. Yeni oluşturulan şeyle yasayla. 7 TL'sini Kıptek belediyelere aktaracak ve belediyeler de bütün sokakları aydınlatacak, eksikleri de. Anayollar falan da dahil değil hepsi, mi? Hepsi. Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil. Biz ne yapmamız gerekir Aytu Bey? Gerçek yani bak 30-40 liramız var değil mi? 40 TL'miz var. Biz 40 TL'lik vatandaştan vergi alıyoruz. Bizim derdimiz vatandaşın bu 40 TL'yi korumak veya aşağılara çekmek derdi olmalı. Hem sokakların da aydın olması gerekiyor. O zaman belediyelere destek vereyim. Önce bütün ışıkların bir enerji kayıplarını giderici veya daha az enerji harcayacak bir boyuta taşıyacak bir yatırımı yapmamız gerektirir. Ki yani güneş enerjisine geçelim mesela. Güneş enerjisi değil LED'e ışık önce ampulden başlama. Şimdi bir ampulün değeri 500 TL. Sizin evinizin önünde yanan bir 500 TL. Siz 7 lirayı nasıl amorti edeceksiniz ki bunu bir ve buna bir de proje üreteceksiniz ve sokaklardaki aydınlatmayı hareketlendireceksiniz. İşte bu boyutta aslında konan vergi aslında tüketim vergisidir aslında. Kıpte talep eden tüketimdir. Yani 7 TL. Oysa bunu Kıpte'nin kazancı içerisinden daha fazla pay verip yerel yöneticinin de bu 40 liralık harcamasını aşağıya çekecek formülleri yaratma görevini üstleneceğiz. Yani bizim derdimiz o. Biz vatandaşa daha az para vermesini arzuluyoruz ama bunu yapabilecek bir yapıyı da oluşturmamız gerekir demeliyiz. O zaman gerçek yani, anlamda şimdi, yerel anlayış budur. Bu olmalı. Su, aydınlatma, katı atık. Evet. Bir dönem mesela suyla ilgili Ahmet Bendi Başkan'ın önderliğinde bir şirket hatırlarsınız evet, o tabii. Dönemi. Ama olmadı tabii. O iş olmadı. Doğruydu. Hem de savundu. Ben şimdi de savunan bir kişiyim. Şimdi dediğiniz benim anladığım kadarıyla böyle bir yapı oluşması lazım bunları tabii. İdare etsin diye. Yani belediyelerin içinde olacak. Evet. Su ve katı atık ve kanalizasyon sisteminin
tek elden yönetmesi insanımıza daha ucuz bir ve yapısal anlamda hem daha düzgün hem daha maliyeti az bir pozisyona sokacağız anlamını söylüyorum. Biz bunu teker teker yaparsak ülkemizdeki futbol sahaların çim sahasına benzer. Vardır yani, ama yoktur. Yani anladın mı? Yani her köyde bir saha, her köyde bir maliyet onu karşılayamaz. Sonuçta o gün çıkar bir gönülden bir insan uğraşır. O da canı sıkıldığında kurur. Tekrar spor bakanı gider onu tekrar eker, tekrar biçer. Bu şekilde gider. Yani hepsi üç başa baş başa. Şimdi demektir ki bizim yapmamız gereken bazı önemli yerel yönetimlerde önemli konular var. Biz reform yaptık. Bu reforma dayalı olarak da sistematik ve gelişime dayalı insanı da çağdaş belediyeciliği hissedebilecek, ana sorunlardan artık kurtulan ve insan odaklı çalışmalara yönlenmenin yolunu bulmamız gerekir. Yani biz bitirmeliyiz bu. Altyapıdır, tamam. Odur, budur. Çünkü insan, dünyadaki yerel yönetim bunu yapıyor artık. Tamam, bunu mesela belediyeler birliği çatısı altında yapmak daha mantıklı değil midir? Şimdi belediyeler birliği yasal oluşumunu güçlendirmen gerekir ki bunu yapabilen. Yani o özelliği yok. Yani şimdi kendi yasal düzenlemeleri yapacaksın. Sanki de üst kurul gibi bir sisteme dünyada bu yoktur. Yani o bu, zaman ayrı bir şirket kuracak evet, belediyeler. Belediyelerin kurduğu işte bizim o dönemde Ahmet Başkan'la ki ben destekleyen bir kişiydim. Ahmet Başkan'ın o gün yürüdüğümüz o yol doğru bir yoldu. Doğruydu ama sondan saptı. Ne için saptı? Buradan da televizyon ekranına bilinmesi gerekir. Bizim Türkiye Meclisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin ortak aldığı bir kararla biz bu işi yap işlet devret modeliyle gittiler protokol imzaladılar ve bu işi öldürdüler. Geçen sürede o durdu. Tamam o durdu ama alternatifi de aldığın kararı sen yapamıyorsan yapamadın burada abi. Bir sorun var. O zaman bizim yapmamız gereken ki bugün biz bunun yazısında yazdık. Kanalizasyon atık yönetimle ilgili tüm belediye başkanlarımızla onayını alarak bir talebimiz oldu. Dedi ki bizim Girne, Mausa, Güzelyurt ve Bafra'daki atık sisteminin en azından birleşmesini sağlayalım. Çünkü biz aslında Lefkoşa'ya da birleştirebilsek doğru yola gideriz. Ama bu baykomünen bir proje olduğu için onun önünde başka engeller olması için AB'nin bu konuda veya başka bir siyasi politik bir yapı en azından bunu bir birleştirmemiz gerekir ve bu yüzdeki maliyetlerimizi aşağıya minimize etmenin yolunu. Şu anda ben yarın açılışını gerçekleştireceğim arıtma tezini nasıl işletebileceğimi düşünüyorum artık. Evet çünkü, sizde iyi bir yapı var ama çok maliyetli. Maliyet başka fedakarlıkla gidiyor. Eğer bu da çökerse bakın bu da çökerse AB karşısında çevre konularında başarısızlığını tamamen yüzleşmiş olur, ıslatmış olur. Şimdi biz dayanıyoruz. Biz bugüne kadar dayandık ve bunları yakaladık. Şu anda bir örnek projedir. Geri dönüşümü var, atıklı yönetimi var, elektrik enerjisi var. Şimdi bakın yapılan AB'nin iki tane projesi var. Mausa ve Lefkoşa'da. İkisi de sorunlu. Çıkan atıktan gaz elde etme ve enerji elde etme pozisyonu işletemiyor. Şimdi bize de yaptılar. Biz de işletmezsek şimdi ben de diyorum ki işleteceğim. Nasıl işleteceğim? Bir maliyet koyarak işleteceğim. Onun için bunu destekleyebilmeliyiz. Yeşil enerji oluşturmak bir maliyettir. Hı hı. Yeşil enerjiler dünyada devletler tarafından desteklenir ki artık çevresel anlamda bir değeri bulalım. İşte bunları yapamadığımız müddetçe Aytu Bey, biz gerçekten yerel anlayış, yerel yönetim reformlarının istenildiği noktaya ulaşmamız oldukça zor olur. Bunun yazısını yazdınız İçişleri Bakanlığı'na. TC Yardım Heyeti'ne yaptık. O da taraf olması gerekir çünkü bu projeleri o da destek veriyor. Doğal olarak bu konuda gerek maddi, gerek... Yeni yatırımlar gerektirir bu. Şimdi hem teknik bilgi birikim ve deneyim. Önemli çünkü. Her ne kadar biz biliriz demeyle de olmuyor bu iş. Çünkü dünyada uygulamaları var. Teknik bir de maddi alanda yapıyor. Yani bir sistem kurmalıyız ki biz birleştirici olalım. Bu sistemleri birleştirelim. Bir örnek yaratalım. Yani diyelim ki biz birleştik. Bize destek verin. Biz bunu sürdürebilir kılalım. Girne'nin yatırımı var. Girne'ye yatırımını yapalım. İskele bekliyor. Ona yatırım yapalım. Bu ağı büyüdüp bakalım şimdi Lefkoşa'ya diyelim ki Lefkoşa'da bir problem var ama biz kendi işimizi bu tarafta da bitirmeliyiz. Şu anda devlet
bütçesinden Lefkoşa'ya verilen desteği biraz da bu tarafa da verelim demeliyiz, değil mi? Adaleti. Lefkoşa'ya veriliyor mu? Orada tabii devletin bütçesinden. Verilmedi diye galiba sorun. Yeterli değil. Hmm. Yani örneğin verilen rakam artık yeterli olmuyor. Şu maliyetler artmıştır. Euro bazındadır. Ve doğal olarak bunu aşmamız mümkün değil. Şimdi yeni ihale daha da büyük yük getirecek. Ha bunu ödemeden kurtulabilir miyiz bilemem. Şu andaki rakamlarla karşılamaz yani. Aksi halde vatandaşa karşı biraz daha vergi oluşturmak zorunda kalacağız. Ki vatandaşın da hali belli. Yerel, çünkü biz bunu hissediyoruz. Kolaydır yani, oturup bir yasa yaparsanız dersin ki bu kadar para, ama vatandaşın durumunu da düşünmek zorunda değil miyiz? İşte biz Lefkoşa'da 331 lira öderik, suya sabuna dokanmadan. Tamam, işte demektir ki bunlar bir bedel. Yani şimdi bunu belli şekilde destekleyen bir projeye adım atmamız gerekir. Örneğin mesela Lefkoşa içme suyundan çıkan suyun tarımda kullanılması. Şimdi büyük rakam. Türkiye'den gelen suyun üçte biri kadar da boşa harcıyoruz. Demek üçte birini biz geri dönüşüm yaparak bunu tarımda kullanmalıyız. Gibi. Evet. Şimdi mesela bizim bugün baktım ben kayıtlara baktım. 180 bin ton ben su kullanıyoruz. Satımını gerçekleştirdim. Hı hı. Geri dönüşüm olarak. Ha şeyden. Tarımda. Ve insanların orada bahçeleri de güzel oluyor. Yani iyi bir yatırım. Bunu çünkü su, arıtılmış su gidiyor. Arıtılmış. Buna bir değer ama karşılığı var mı? Bir destektir. Bu işte destek. İşte biz ne yapıyoruz? Tarıma destek veriyoruz. Diyoruz ki biz arıtıyoruz. Bir bütçe harcıyoruz. Çıkan suyu da tarımda destekliyoruz. Her ne kadar çevre anlamında da bir görevimiz var. Aynı şekilde yeşil enerji çıkaracağız diyoruz. Yeşil enerjide de çevreye mazotu azaltacağımız için bir miktar. Bunu biz desteklenmesi gerekir. Yani bunun maliyeti Kıptek 3 katına benden almalı. Böyle Aksa'dan aldığı paradan daha fazla almalı. Çünkü görevidir bu. Çünkü çevrecilik de görevi vardır onun. Veya çevre yasalarında yeni düzenlemeler yapılacak. Çevreden elde ettiğimiz fonlarla da bu konular desteklenecek ki bu ülkedeki yeşil enerjiye dönüşü sağlayalım. Evet. Aynı şekilde katı atık düzenli depolama alanı içinde oluşturacağımız gazdan enerji pozisyonu da aynı boyuttadır. Yani şimdi siz ihaleye çıksanız bile katı atığı düzenleyip depolama alanını düzenleyebilmeniz için orada alım garantisi bir şirkete vermeniz gerekir. Evet. Ama bunun maliyeti yüksektir. İşte o bir yatırım yapacak hiç kimse gelip bizi çok sevdiği için yatırım yapmaz. Bir kazanmasa gelmiyor. Yani her şirket elbette. Her şirket yatırımını, kendi yatırımını yaparken bir kazancı olmalı. Ne kazancımız var orada? Orada oluşturduğu istihdam bize bir insana ekmek aş veriyor. Yani sonuçta bu da bir gerçek. Yani böyle doğaya baktığımız kazanımı var. Doğaya, kazanım çok hani ama bunun bir maliyeti var işte. Evet, bunun maliyetini düzenli bir şekilde yapmak zorundayız. Bunu düzenli planlamak zorundayız ki gelecek nesillerin bizde bir işi doğru yaptığımızı ortaya koymamız gerekir. Biz günlük işlerle günlük enerjimizi yoğunlaştırıp siyasi anlamda da İdari anlamda da enerjimizi boşa harcayan zamanla geçiriyoruz. Bireysel, toplumsalın bir ötesinde bireysel işlere yönelerek bu işi götürmeye çalışırız da bu da götürülecek bir yol değil. Herkes usanmış, herkes şikayetçi sistemden ama bunun çabasını ortaya koyma ve o kararlılığı birlikte verebilme cesaretini maalesef yapamıyoruz. Olay bu. Birlikten kuvvet doğar. Yani evet. Şimdi belediye başkanları 18 başkan bir talep ortaya koyduğunda bunun karşılığını alabilmesi lazım. Almıyor, evet. Yani şimdi bizim imar yetkisi. Örneğin son günlerde bir imar sorunumuz var. Biz 51-95 reformla dedik ki bundan sonra belediyeler imar yetkilerini kullanacaklar. Evet. Buraya kadar herkes. Hatta buradan bir de kaynak gelecek. Üstelik oy birliği de aldık. Siyasi anlamda dedik ki biz belediyeler imar yetkisini kullansın. Eğer kapasitesi yoksa da imar yetkisi olan bir belediyeden hizmet satın alıp bu geçişi sağlasın diye karar verdik. Bakın bu buraya elemanı falan yoksa diğeri destek versin. Yani. Kararı verdik. Geldik fasıl 96'a. Şimdi ne diyor? Ne tartışıyoruz? Bugüne kadar yapılmamış komite kurma. Tamam, komiteyi de kurdun. Yasada yoktur. Çok süratli karar vermemiz gerekir. Doğru. Komite kurdun. Bu komite bir hafta içerisinde oluştur, yetkiyi belediyeye ver,
O da süratli bir şekilde bunu yapsın. Eğer yasal düzenleme boyutunda bir eksiklik varsa da parlamentoya taşı ve bunu değiştir. Eğer irade, çünkü der sanki ben belediye başkanlarına inşaat ruhsatı vermek istemem. O zaman ne yaptın? O zaman soru. Nedir? Aslında Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası emredici ve denetim sağlayacak bir kurala haizdir. Eğer siz yetkili makam olarak belediye meclisinin vermiş olduğu başkana yetkiyi başkan doğru kullanmazsa şikayet konusu 20 gün içerisinde başsavcılık direkt müdahale hakkı var. Demek denetim var. İstersen yanlış yaparsa durdurt, görevden al diyor. O zaman bu komite ne yapacak? Komiteye yetkiyi verecek. Şimdi komite verilen yapılan şey, bir komite oluşturuluyor. Kaymakamlığın başkanlığında, tamam, devletsin, bakanlar kurulu vermiş, Taşra Belediyesi gibi. Artık Taşra'da kaldı, kalmamış. Kalmadı. Ama diyelim ki o yasayı kullanarak yetkini kullandı ve bir komite kullandı. Bu komite görevi, baktığın zaman geçmişte aldığın kararlar, yasalardaki düzenlemeler ve vermek istediğin yapı, reform, konu dilimizde reform aldığımız yetkiyi hemen belediye başkanına vermelisin. Yani hemen vermen gerekir. Kaymakamın da bunu almamalı. Böyle bir talebi de olmamalı. Veya İçişleri Bakanı ben bu işi alırım diye bir lüksü veya bir düşüncesine girmemesi gerekir. Eğer girersen başına geleceksin. Öyle bir niyet mi var? Şu anda başkanlar eğer toplanmışsa, şimdi başkanlar hala da bunun belirsizliğini, reform geçeli kaç ay oldu? Şimdi bugüne kadar yapılanlar nasıl oldu, izinler, inşaat izinler? Vermiyorlar işte, oturdular, beklediler, istova bastılar herkes. Tepkiler de oluşuyor. Onun için bir an evvel eğer niyet doğru ise, yani benim anladığım niyet belediyelere bunu verilmesi. Şimdi, doğal olarak 11 belediyemiz inşaat ruhsatı kullanmayan 11 belediyemiz birlik üzerinden bize bir görev verdi. Dedi ki başkan, biz istiyoruz yetkimizi 51-95 sayılı yasa tahtında kullanmak istiyoruz. Kullanabilmemiz için de bir an evvel bu yetkiyi almamız gerekir. Komitenin bir an evvel toplanıp bu yetkinin çok süratli bir şekilde, nasıl ki belediye meclisleri başkana verdiği yetkiyi, bu komiteyle bunu verip bitirip ondan sonra da yasal düzenlemeyi sağlayacak tüm belediyeler imar yetkisini meclislerden alır boyutuna taşımamız gerekir. Yani o günden bu yana biz izinlerde şu an bir muallaklık mı var? Ben onu anlıyorum. Tabii şu anda bana göre çelişki var. Vermediniz mi? Veriyor, veriliyor. Verenler veriyor zaten. Verenler veriyor. Ha, olanlar. Yani olanlar veriyor. Yani diğer taraftan da bana göre eğer kaymakam buna verirse, eğer o komiteden, o komite 11 tanedir olay 11 belediyemiz 11, isimleri abi. De yasa. Eğer zaten bana göre veremez yani. Benim eğer 51-95 sayılı göre düşünceye, mentaliteye, belediyelere yetki verme noktasında olan parlamentonun kararına göre İçişleri Bakanlığı'nın hemen belediyelere bu yetkiyi vermeli. Görüştünüz mü yeni bakanla? Konuştuk, yazıyı da yazdık. Yani arkadaşların tümü imza atıyor. Sonuç olarak başka bir kaosa gitmeden bu işi çözmenin yolunu bulmamız gerekir. Bu nettir. Yasalar bize 51-95 niyeti koymuş zaten. Sen bunun üzerinde uzatmaya, entelemeye, geciktirmeye en kolay yolu, çünkü komitede kuruldu. Komite hemen otursun. Belediye başkanına yetkiyi versin. İzlemeyi de kaymakam isterse yapsın. Yanlış bir şey varsa da düzeltsin, değil mi? Evet. İtiraz eder, savcılığa başvurabilir. Çünkü yetkili makam ilan ettik şeyi biz. O dört kurulu, en az altı, sekiz, en fazla altıdan, en çok altıdan ne kadar komite kurar. Dört kişilik kurduğuna göre bu dört kişi sorumluluğu aldı. En fazla altı kişi olabilir komite. Evet, altı hemen kararı verip belediye başkanlarına. Bizim görüşümüz. Belediyeden de var değil mi komitede şey? Yoksa tabii belediyenin var tabii. Kendisi gidecek. Diyecek ki ben buna talebim. Eğer orada ben kaymakam derse benim komite, orada çatışma başlar hemen. Hemen çatışma başlar. Bunun da ucu yok. Bilmem yani anlayışa göre yanlış bir yola girmiş oluruz. O da boşuna gereksiz yani. Eninde sonunda olacak şeyi bir an evvel. O yap ki bitsin, bir de tartışmayalım. Dediğiniz gibi yasa zaten böyle reformu yaparken bunu öngörüyor. Şu anda biz, bakın şu anda senin mecliste tartışılan imar planlarını, şehircilik ve daireyi ben yapamıyorum artık, bunu da gelin belediyeye verin diye
talep etmesi halinde belediyenin verilsin diye meclise görüşülen gündem var. Bu tartıştığımız bir süreçte ruhsatın, iznin nasıl verileceğini, nasıl yapılması gerektiğini ben hiçbir anlam veremiyorum. Şu şekilde zaten bir imarda, ruhsatta imzayı atsam bile kaymakam, bütün geliri belediyeye verilir zaten. Ya sen ne için böyle bir devlet ne dedi, küçülecek. Bu kaynaklar artık başka alanlara yönelmeli. İhtiyaç olduğu alanlara yereli güçlendirmemiz mentalitesine aykırı. Bana göre bu hatta tartışılmaması gereken bir konu. Biz tartışıyoruz. Bunun yanında şu anda bugün için personel yasası biliyorsunuz. 2010'da çok konuştuk, çok tartıştık. Aynı konuya dönmeye çalışıyoruz. 2010'a dönüyoruz. Gene mi 2010'a dönecek mi, dönmeyecek mi? Siyasi irade karar vermeli. Bir an evvel. Onun geciktirdiği şemaları çıkmadı mı? Var. Geciktirdiği. Tam nedir şimdi tartıştığımız? Sınava atama tüzüğünün. Tabii konudan konuya giriyoruz ama gerçekten belediyelerin sorunları büyük, en fazla ilgilenen konular. Sınava atama tüzüğünü biz 2010'da geçtikten sonra iki kere değişiklik yaptık yasada. Hemen Bakanlar Kurulu ile sınava atama tüzüğünü yapmamız gerekirdi. Yani 6 ay içerisinde bitirmemiz gerekir. Biz bunu yapmamışız. Sınavı 2 tane madde üzerinde konuşuldu. Sınavı kim yapacak? Sınava, mülakata kaç kişi çağıracağız? Bakın bu ikisinin kararı. Biz o dönemde yine birlik başkanıydım diye konuya vakıfım. Dedim ki amme hizmetleri komisyonu bunu belediye başarı sınavını yapsın. Belediye başarı sınavı adında bir kişiye bir kimlik versin. O başarı sınavındaki puanlara göre belediyenin açmış olduğu münhenlere eğer girmişse başarısı o sıralamasına girsin. Bu sayının yani bir amme hizmetleri bir kişi çağırıyor. Biz dedik ki bunu 3 veya 5 yapın ki o yörede o insanlar da orada seçmen mağdur şey olmasın. Çünkü yani belediyeler biliyorsunuz yereldir. Yani bu ama orada yaptık. O günden bugüne biz dokunmamışız bu şeye. Şimdi geldik 2010'da yaptığımız gibi tekrar bir daha intibak noktasına taşımaya çalışıyoruz. Haklıdır. Çalışanlar haklıdır. Ama mağdur olanlar için haklı. Ama şimdi bir taraftan bağırıyoruz sınav işini. Sınavsız nereye kadar gidecek bu iş? Ha ben Güzellik Belediyesi olarak en rahatlardan biriyim. Çünkü bu konuda bir alım fazla gerçekleşmeyelim. Fazla rahatsız edecek çalışanlardan huzurum yok. Biz diyoruz ki sınav yapılsın. Sınav yapılsın ve doğru seçelim. Doğru alanda eksiklerimiz ve bütçemizi görüyoruz. Zaten senin bakanlık olarak bütçede belli bir orana gelmezsen sana o şansı vermiyor. Evet. Yani seni zaten denetlemiş. Kısıtlıyor seni. Kısıtlıyor. Doğal olarak yani aslında yasalarımızı doğru yorumlayıp doğru kullanmanın yolunu bulmamız gerekir ki yerel yönetimlerdeki biraz önce arzuladığımız işte o sosyal belediyeciliği de aşabilen insanlara belli bir noktaya gidebilse olacak. Örneğin şu anda sizde programınızın başında konuyla ilgili sosyal belediyecinin bir boyutunu da belki de biz onu yapabilsek belki de bugün onu tartışma eczaneye şey için belki de belediyeler üzerinden bu işi yapabilseydik sorumlu kurumlar denetleme çünkü çoğu belki de masumane mutlaka öyle de yani masumane yaşlıdır evine gider onu yapar bunu yapar bir değil iki yazar ve bu işte böyle olmuş yani oysa bu olmamalı değil mi? Bugün de bunları tartışmama. Demek ki sosyal belediyeciliğin de sorumluluğunu bu alana da kurumlar verseydi, denetlemeyi yerinden sağlasaydık bunlar olmayacaktı. İşte bu iş böyle mahalle doktorundan olur, şeyinden olur. Yani çünkü adamın yaşına inene gelir bir köyde doktoru yok. Ne yapacak işte? Böyle işte böyle olur. Her şeyin yerelleşmesi lazım evet, aslında. Ki insanlar ulaşsın, alternatif de bulmasın. Kısacası bu konuda da belirtmem gereken yerel yönetimlerin güçlülüğünü savunuyoruz. Güçlü bir yönetim yapısı yerelde bilin ki vatandaşa yansıması o oranda yüksek tabii. olacak. Şimdi maliyetlerimizi yükseltip de şu andaki fatura bedellerinin yaşadığımız enflasyonun gereği olarak oluşanı da düşürmenin yolunu bulmamız gerekir. Esas sorun orada. Çünkü ama bilinmesi gerekir ki ben düşüreceğinizi düşünemem. Ama en azından yükseltmemenin yolunu bulmak lazım. Çünkü her şey o kadar pahalı oluyor ki. Tamam şimdi Aydın Bey Magamen Güzellik Belediyesi olarak hep limitlerimin en altını kullanıyorum. Ya. Yani suda en düşük olalım diyoruz. Temizlikte en düşük yapalım. Hep en düşüğünü ama buna rağmen sürdürülebilir bir yapıya ulaşabilmenin zorluklarını yaşıyorum. Çünkü bende de başka sorunlar var. Çünkü benim de sorunum nüfus gelişemiyor. Tabii.
Genç nüfus harcayan nüfus azalıyor, azalıyor. Yaşlı kesimin harcaması düşük oluyor. Ve bu noktada bizi zorluyor. Şimdi maliyetler de yüksek. Şimdi aynı çöp arabası gidecek, toplumsal araç göreç, insanların beklentileri çok yüksek, yükseliyor. Biraz fatura yükseldik sonra beklenti de çoğalıyor. Tabii. Bunu da kabul edeceğiz. Elbette. Yani elbette. Bu da böyle bir şey. Elbette. Parayı verince insan doğal olarak nereden onun için tepkiler arttı. Elbette. Yani bakıyoruz şimdi daha ama işlerin iyi gitmesi için çaba harcamamız gerekir. Başta meclislerimize sağduyulu olması gerekir. Büyük astronomi taleplerden uzaklaşmamız gerekir. Bu dönem tasarruf dönemidir. Hem insanlarımız hem kurumlarımız aksi halde bunun acılarını daha sonra yaşar duruma geliyoruz. Bizim tabii dediğim gibi yerel yönetim adına imkan ve şimdi bizim mesela söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza tamamlamamız gereken işleri erteliyoruz. Yani borçlanarak, borç yükünü yükselterek, bunun üzerinden faiz vererek ve bunu vatandaşa yansıtarak bunu aşabilme şansımız yok. Hele bu faiz oranları. Mümkün değil. Yani bugün borçlanacak olsanız %40-50'lerde faizler var. Evet. Yani yapılacak işi ikiye katlıyor dolayısıyla. Yapılan güzel işler var. Belki bundan bir 10 yıl sonra emekli boyutunda emekliye çıkanlarla ilgili büyük bir tasarruf gelecek belediyelere. Ki bu da bizim için büyük bir avantaj. Ha bunu bozmazsak da belediyeler güçlüyse bilin ki daha iyi hizmeti verebilme şansı oluşur. Eğer iyi yönetilmezsen de değiştirme şansın var 4 yılda bir. Şimdi elbette de belediyeler de artık biraz da aslında ekonomik şartların da zorlamasıyla bana göre en doğru modeldir ama biz işte sendikal bir bakış açısı var vesaire. Birçok hizmetin aslında özel eliyle yürütülmesi gerektiğini savunanlardanım ben. Yani belediyeye bir işçinin maliyeti 40 bin liraysa bugün özelde aynı işi yapan insanın maliyeti eğri oturup şimdi doğru konuşalım 20 bin liradır. Şimdi bunu bu da tabii var. Şu anda şirketleşmeleri doğru yönetirseniz o mantıkla yerleşebilirsiniz. Evet. Şimdi mesela benim arıtma sistemi şirketle yönetiliyor. Temizlik işletmelerim şirketle yönetiyorum. Kendi şirketimizi oluşturduk. Dedik ki bundan sonra biz kendi şirketimizi yöneteceğiz. Hı hı. Kendi şirketimizi ne zaman cesaret aldım? Değişikliğe bunu adım attım. Ne zaman ki dedi ki Sayıştay denetimine tabidir ve belediye bütçesinden para aktaramazsınız. Şimdi kilitlendi. Şimdi belediye zaten o ikisi olmasa anlamı yok. Anlamı yok. Şimdi belediyeler oluşturdukları şirketlerle kendi döner sermayelerini oluşturmalı. Belediyeden katkı almayacak. Belediye diyecek ki ben işte benim bir işletmem var. Bu işletmeyi gel ben şirketi oluşturdum. Bu şirketi yönet. İşte direktör, işte sekreter. Ay yönet. Maaşını oradan al. Ben buna sana bir değer veriyorum. Bu değeri koru. Sen yarat. İşte bunu bu zihniyeti alıştırırsak başaracağız. Öyle. Bu modeli Güzellik Belediyesi olarak Güzbel'le ben başlatıyoruz. İşte Kasım 1 itibariyle de artık hayat buluyor. Ki ben daha önce yok muydu? Şirketim kuruldu ama işlem yapmadım. Ha. Çünkü hazır değildik. Yani hazır derken bu siboplar yani dediğim engelleyici veya önünde duran engeller yoktu. Şimdi artık Sayıştay denetimine tabidir. Yani senin şirkette de denetimin var. Şirkettir ama kamusal bir tarafı bir de var. Para aktaramam. Yani bütçe aktaramam. Ancak ne nasıl aktarın? Bir hizmet satın alırsan şirketinden onun parasını ödersin. Zaten onun için kuruyorsun. Onun da denetimi var. İhale yasasıyla karşında duran engel var. Senin ücretini yani şimdi ben 5'e 5 liralık bir işi 15'e veremem. Yapamazsın. Çünkü ihale yasasına göre suç işlersiniz. Doğal olarak ihaleler de halka açıktır. Sen ille de kendi şirketini alacaksın diye bir kural yok. Biri gelir talep eder. Onun için sen ne yapman gerekir? En az maliyetle belediyeni de koruyarak bir sistemin içine girmen gerekir. Başarabilirsek bu modeli bence güzellikte bir ilk olacak. Doğru olacak. Doğru mümkün olacak. Zaten bana bu sorumluluğu halkımızın uzun süre görev yapmış bir belediye başkanı olarak bunu yapmak zorunluluğum var. Eğer bunu da yapamazsak demektir ki bu işler artık olmuyor. Onun için bu konuda şirketleşme de bunun içinde bir yapıdır. Şu anda örneğin bizim arıtma sistemi yarın açılışı gerçekleştirecek. Güzel bir. Şu ana kadar 30 milyona yakın bir yatırım yapılmış bir
Siz buna idamesi için bir o kadar da kendimiz harcamışız. Yatırımı abi yapıyor. Şeyi ama siz işletmesini idamı... biz yapıyoruz. Sadece işletmesiyle ilgili harcadığımız parayı kendi şirketim üzerinde özelde kazananları artık kendi şirketimle büyümeyi hedefleyebilirsem belki güzel bir yapı ve hem istihdam hem de güçlü kendi ayaklarında duran bir yapıyı oluşturabilirim. Bizim burada tek bir önemli vurgumuz iyi bir direktör, belediye başkanı kadar sahiplenmiş o kente, o bölgeye bir kişiyle yönetebilmenin yolunu bulmamız gerekir. Aksi halde bizi bekleyen daha büyük daha sorunlar, büyük sorunlara dediğin gider. Gibi biz bunu aşabilmeliyiz. Yolunu bulacağız ki çünkü gerçekten arıtma pahalı bir yöntem. Ya arıtma benden kalıp kaçacak ya da ben şirketleşmeyle bunu yönetmenin yolunu bulacağım. Çünkü artık da belediyenin büyümesi ve kurumsallaşmayı engel olmaya başlamış. Hı. Yani arıtma sistemi bizim kurumsal yapımızı engelleyen bir yapıdır. Harcaması itibariyle. Tabii harcaması. Aksi halde biz onu aşamazsak bir işlerde de geri kalmış olacak. Daha az personelle, daha da yorularak çalışan daha da yorgun ve tasarruflu olmak. Ama artık bunları bekleyen belli şeyler var. Dünyada olduğu gibi maliyetlerimizi aşağı çekecek bir yönteme doğru da bir hızla dönüş yapmamız gerekir. Çünkü biz eski araçlarla, eski yapılarla, eski teknolojiyle biz bu işi de götüremeyiz. Hı hı. Pahalı bir yapı. Çünkü sizler biliyorsunuz eski arabanın tamiri şimdi veya bir 5 yıl altı insanlar bile artık değiştiriyor. Biz tabii. 15 yıllık arabalarla hizmet yapmaya kalkıyoruz. Bu araç sürdürülebilir demek de bayağı maliyetler bunlar. Evet. Bunlar devletin de yapması gereken işler var. Teşvik etmesi gerekir. KDV muafiyeti getirebilir ki Sayın Bakanımız bu konuda bize iyi yanaştı. KDV muafiyeti en azından 5 yıla kadar bir yapıyı oturtturan belediyelerde ki nefes alsın belediyeler. Aksi halde başlarını kaldıramayacak. Olmuyor. Yani bugün Lefkoşa Belediyesi'nin araç parkını yenilemezseniz giderleri götüremez. O zaman da bekleyemezsiniz yani. Yani olmaz yani. O başkan ne yapacak? O da her gün görüyor. Yorulacağım. Ben de ne yapabileceğim bu diyecek. Ki bakın Lefkoşa'da Harmancı Sayın Başkan takdir etmemiz gereken bir konudadır. Ne için? Bakın 900-950'den indi aşağılar adam. Evet. Ve istihdam yapmadı. Ve buna rağmen götüremiyor. Hala daha bir yük koyamazsınız. Geç o bu şey çok yaramadı. Gelirler azaldı reformdan sonra. Yok öyle bir onda da var. Şimdi otokavuzdan var, deyden var. En fazla nüfusa sahiptir doğal olarak o konuda. Nüfusla ilgili. Yani şeyden öyle bir şey. Yani havalandan alıyorsun. Eskiden almadığın havalandan otokavuzdan alıyorsun. Hı. Ama nereden oldu? Biraz önce söylediğiniz konudur sıkıntı. Güncellenmiş nüfus. Hmm. Çünkü büyümeye göre bir projeksiyon yapıldı. İşte Girne Belediye Başkanımız ilk gün söktü tabelayı. Ama şimdi büyümeyi 10 yıl önce, bakın 10 yıl önce oluşan bir büyümeyi sen bugün kullanabilir miyiz? 10 günkü önceki şartlarla bugünkü şartlar bambaşkadır. Onun için 10 yıl önceki büyüme sürecini sen kalkıp da bugüne göre endekslersen adaletli bir yapı olmadığını da hissedebiliyorsunuz. Tabii. Yani bunu eğer önümüzdeki sene dokunursalar daha büyük yaralar olacak. Çünkü geçen yıl biliyorsun hayat pahalılığı ve bütçeyle büyümeler oluştuğu için tabii bu yılda olacak. Ek bütçeyle belki toparlayıp da yıl sonunu belediyelerimiz aşabilir. Yani pazartesi büyük olasılıkla ek bütçe geçecek. Geçmesi halinde 4,5 milyon. Evet 400 milyon civarında belediyelere bir nüfuslarına ve şeylerine göre bunun aslan payı da bir genel Lefkoşa'dır, Mausa'dır, Girne'dir, Gönyeli'dir. Ondan sonra Güzellik gelir, İskele gelir gibi büyüklere göre. Belki onu da bir rahatlama yılbaşına kadar olur ama önümüzdeki bütçenin boyutu, gelir yapılarımız ne olacağı, nasıl bir düzen bizi bekler tahmin etmek oldukça zor. En büyük sorun işte gelirlerinizi çok artıramıyorsunuz ama giderler personel gideri başta olmak üzere ciddi ama yine de yeni 51-95 sayılı yasada çeşitlilik açısından sayısal anlamda bir gelir artımı oluşmuştur. Ama bunu belki merkezlerde iş yeri olma, iş yeri boyutunda olan bölgelerde artı değere ulaştırdık ama kırsalda onu yakalayamayacaksınız. Yani tabii. Bu da gerçek. Yani bunu da bilmeliyiz. Onun için büyütme, birleşme,
olmadık sonra bu hep bu sorunlar yaşanacaktır. Kırsal da yüz ölçümüyle bunu biraz kapatabilecek. Ama aynı oranda değil. Aynı oranda değil. Aynı oranda değil. Evet, bana göre flaşımız şey, yani ilk iş birçok sorun var ama önce bu nüfus ortaya çıksın, ona göre bir projeksiyon alalım, ne olduğunu görelim. Çünkü 10 yıl öncesine göre olmuyor bu işler diyorsunuz. Çok da haklısınız. Bakalım, sadece belediyeler değil birçok aslında sektörde nüfusla ilgili bu şu bir de tabii Aytun Bey, şunu söylememiz gerekir. Bilmeliyiz. Bu ana ilkeden kurtul, artık benliğimize, davranışlarımıza koymayı. Kullanan ödeyecek, harcayan tasarruflu olacak, dikkatli kullanacak ve bilinmesi gerekir ki hizmet kalitesinde her geçen gün yükseltmenin bir zorunluluk olduğunu hissedecek insanlar ve yöneticiler. Eğer bunlar olmadığı müddetçe sürdürülebilir bir belediyecilik veya sürdürülebilir bir ülke, sürdürülebilir bir belde yaratabilme şansınız zor. Evet, peki. Teşekkür ederiz Sayın Başkan geldiğiniz için. Yine zaman zaman sorunların hep bitirirken söylerim. Bir sonraki programda bu iş inşaat izinlerinde hallettiydik. İnşallah. Sonunda yaptıydık diyerek başka konularla konuşuruz. Programın sonunda yarın açılışını gerçekleştirdim. AB destekli arıtma sistemimizin gerçekten çok değer bulan bir projedir. Benim için çok önemlidir. Belediye başkanlığı görev süremi hem başından bugüne kadar. Yani. Tamamlanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü hem proje bazında başındaydım. Şimdi tamamen proje tamamlanıyor, bitiyor. Tam kapasiteli ve bir örnek proje niteliğinde olan bu projeyi halkımızı davet ediyoruz. Görmek isteyen, geri dönüşümün gerçek bir anlamda bu işin ne kadar zor ve sürdürülebilir olduğunu hissedebilme adına da vatandaşlarımızın bu törene, açılış törenine bulunması beni mutlu eder. Yarın kaçta? Saat 10'da yapılacak. Herhalde şeyin Arpa'nın olduğu yerde. Yani. Avrupa temsilcileri esas merkezden ve İstanbul temsilcisi ve bizlerin de katılımıyla gerçekleşecek. İnanıyorum ki hem ülkemiz için hem bölgemiz için önemli bir değer. Bu değere daha da ağını geliştirerek diğer alanlara da ulaşmanın yolunu bulmamız gerekir. Evet. İnancındayım. Peki. Kolay gelsin Sayın Başkan. Sağ olun tekrardan geldiğiniz için. Efendim bugünü ve böylelikle bizim program adına, yani detay adına haftayı da noktalamış oluyoruz. Özelde biraz belediyelerin elbette sorunlarını, Güzelyurt'taki bu arıtma tesisiyle ilgili bilgilendirmeyi yapmış olduk. Ve genelde de ülke sathına yayılmış olan belediyelerin beklentileri var. Yeni yasayla ilgili yapılması gereken daha işler var. Bunları da Sayın Başkan'ın bakış açısıyla aktarmış olduk ve bugünü noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere efendim. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı günler.